İmam Muhammed bir gibi cennet bahçeleri. Birinci bölüm. İtikat temellerinde cennet bahçeleri. Bizleri ilim ve imana hidayet eden, küfür ve isyandan nehy eyleyen Allahu Teala'ya hamdolsun. Dinlerin en hayırlısıyla gönderilmiş şan ve şerefi yüce, kadri büyük peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. İhsan ve ihlasta ileri âline, kalpten bağlanan ashabına da salat ve selam olsun. Madem ki iman insana vacip olan şeylerin evveli, ruhlar bedenlerden sıyrılırken istenenlerin sonuncusudur. Belki de iman varlığın ana maksadı ve ahd-i misakın en yüksek gayesidir. İman insanda ancak vacibül vücudun varlığını bildikten sonra hasıl olur. Onun sıfatlarını ispat ettikten sonra da kemal derecesine ulaşır ve madem ki tevhid akidesinde taklit düğümlerinden kurtulmak için insan gücünün yettiği kadar imanın icmal ve tafsilini öğrenmekte gayretini sarf etmesi ve imanın kat'i delilleriyle kazanılması uğrunda bütün varlığını harcaması her akıl sahibine vaciptir. O halde iman, dini inançların başı ve başlangıcıdır. Bizi Allah'a yaklaştıracak yakini ilimlerin asıl ve esasını ortaya koymayı tekeffül eden ilim ise tevhid ve sıfat ilmidir. Ben de bu mevzuda yazılmış eserlerin en iyisi ve teliflerin en muhtasarı olarak imamımız İmam-ı Azam, Allah ondan razı olsun, Hazretlerinin Fıkh-ı Ekber adlı eserini buldum. Ondan sonra Tahavi'nin, Ömer Nesefi'nin, Sunusi'nin ve Suyuti'nin akaid kitapları gelmektedir. Bütün bu eserlerin tertip ve tanzimi son derece güzel, âri ve temizdir. İçlerinde itikat esaslarının pek faydalı incilerini, dinin eşsiz pırlantalarını ihtiva etmektedirler. Bu eserler bu halleriyle ay ve güneşin yüzüne yazılıp ezberlense gerektir. Ancak bu eserler akaidin esaslarını hazırlayacak delilleri haiz olmadıklarından taklitten kurtulmaya kafi gelmemektedirler. Bunun üzerine kendi kendime bu büyük ilim adamlarının eserlerinde nakledilen kaidelerin esaslarını ve delillerini haiz ve fakat muhalif ve muarızların delil ve suallerini bir tarafa bırakarak kısa, bununla beraber sağlam bir metin hazırlamayı düşündüm. Bu hususu Allahu Teala'dan istihare ettim. Nihayet eseri Cibril-i Emin aleyhisselamın İmanın esasları nelerdir diye sorduğu vakit Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin verdikleri cevaptaki tertibe göre hazırladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, ölümden sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır buyurmuşlardır. İşte iman bu yedi esastır. Ayrıca bu yedi esasın evveline de imanın hakikati adı altında bir fasıl da ilave ettim. Böylece kitap 8 fasıldan ibaret oldu. Kitaba da itikat esaslarında cennet bahçeleri adını koydum. Allah Teala'dan tevfikini refik buyurmasını, eserin telifi ve ortaya çıkmasında kolaylıklar ihsan buyurmasını niyaz ederim. Zira dualara icabet eden ve hacetleri yerine getiren ancak O'dur. Birinci bahçe,
İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretlerinin mezhebine göre imanın hakikati. İman, lügatta tasdik etmek, inanmak manasındadır. Yani haber verenin hükmünü anlayıp onu kabul etmek, haberi getirenin doğru olduğuna inanmaktır. Bu inanış o tarzda olmalıdır ki buna teslim adı verilebilsin. Şeriatta ise iman, Allah'ın varlığını, birliğini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği her şeyi kalpten tasdik etmektir. Nitekim Allahu Teala, onlar öyle kimselerdir ki Allah imanı onların ta kalplerine yazdı. Keza kalpleri iman etmedikleri halde ağızlarıyla iman ettik diyenler buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de "Ya Rabbi, kalbimi iman üzerinde sabit kıl" diye dua ederlerdi. Usame Hazretlerine de Allah ondan razı olsun, diliyle inandığını ikrar eden bir kimseyi öldürdüğü vakit "Sen onun kalbini yardın mı?" diye ihtar etmişlerdi. Hasılı iman bir kalp işidir. Bunun içindir ki hiçbir vakit tasdikin düşmesi ihtimali yoktur. Halbuki ikrar böyle değildir. İkrarın ikrah halinde düşmesi ihtimali vardır. Bundan dolayı da dil ile ikrar etmenin imanın hakikatinde dahli yoktur. Ancak Allahu Teala insanlara kalplerinde bulunan iman nimetini başkalarına göstermek ve böylece de kendileri hakkında İslamiyet hükümlerinin tatbikini temin gayesiyle imanın bir işareti ve alameti olmak üzere dil ile ikrarı da vacip kılmıştır. Çünkü tasdik batini bir iştir. Onun varlığını bilebilmek için bir işaretin bulunması lazımdır. Sonra ikrar, dünya hükümlerinin tatbiki sahasında aslında tasdik bulunsun bulunmasın tasdik yerine geçti. Şu halde bir insanda tasdiki kalp olur da diliyle ikrar etmezse, her ne kadar dünya hükümlerinin tatbikatında mümin sayılmaz ise de Allah yanında mümindir. Bunun aksi de varittir. Bunların ikisini de birleştiren kimsenin "ben hakkıyla müminim" demesi doğru olur. Zira imanda şüphe eden kimse tekfir edilir. Aynı şekilde amellerin de imanın hakikatında dahli yoktur. Çünkü iman amel-i salihin şartıdır. Allahu Teala "bir kimse mümin olduğu halde iyi amel ve hareketlerde bulunur ise" buyurmaktadır. Şart ise meşrutun haricinde kalır. Sahih olan da budur. Keza Maturidi Hazretleri de böyle buyurmaktadırlar. Bu hususta İmam-ı Azam ve Ebu Maturidi Hazretlerine İmam-ı Malik, İmam Şafii, Evzai Hazretleri ve bütün muhaddisi kiram ve fukahayı izam muhalefet etmiştir. Onlar İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve erkan ile amel etmektir mezhebine kail olmuşlardır. Hatta İmam-ı Şafii Hazretlerinden imanda birinci kısmı ihlal eden münafıktır, İkinci kısmı ihlal eden kafirdir ve üçüncü kısmı ihlal eden kimse ise fasıktır diye bir rivayet de varittir. Görülüyor ki ikrar ve amel bu zatlara göre imanın iki kısmıdır. Bundan dolayıdır ki bu imamlar amelin artması ve azalması ile imanda da bir artma ve azalmanın caiz olabileceğine kaildirler. Halbuki bunun hakikata uygun olmadığı hem akli ve hem de nakli delillerle sabittir. 1. Akli deliller. Bir şey ancak rükünlerinin varlığı ile mümkündür. İnsan
bütün zamanlarda mümindir. Dil ile ikrar ise her zaman mevcut değildir. Aynı şekilde amel de her an mevcut değildir. İman hudutlandırılmış ve bir tarif içine sokulmuştur. Tarif ise bu hudut dahilindeki bütün cüzlere haiz olmalıdır. Bu cüzlerden birisi yok olacak olursa, geri kalan kısımlara iman demek doğru olmaz. Eğer hal böyle olsaydı, bir günahı kebiri, hatta sagiri işleyen kimsenin, amelin ortadan kalkması dolayısıyla kafir olması lazım gelirdi. Zira imanda bir tek kısmın yok olması, bütün imanın yok olmasını icap ettirmektedir. Aynı şekilde ömründe bir kere olsun kelime-i şehadeti getirmeyen bir dilsizin de mümin olmaması lazım gelirdi. Halbuki hakikat böyle değildir. 2. Nakli deliller. Cibril aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den iman hakkında sordukları zaman, Allah'a ve meleklerine inanmaktır buyurdular. Fakat dil ile ikrar, erkan ile amel etmendir diye buyurmadılar. Sonra Cebrail aleyhisselam da eğer bunu yaparsam ben mümin olur muyum demelerine karşı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı evet olmuştu. Eğer ikrar ve amel imanda dahil olsaydı böyle cevap vermezlerdi de, bilakis dil ile ikrar, azalar ile amel etmektir diye buyururlardı. Aynı şekilde eğer ikrar ve amel imanda dahil olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanı tasdik ile tefsir edişleri hatalı ve evet sözlerinin de yanlış olması lazım gelirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle bir şey düşünmek elbette batıldır. Bütün bunlar gösterir ki insan kalbinde daima mevcut olan ve emsalinin yenilenmesiyle devam eden bir tasdik ile mümin olur. Şu zikredilen şeylerden Kerramiye'nin iman mücerred ikrardır sözü ile Beşir bin İyad ve İbn-i Ravendi'nin İman sadece tasdikten ibarettir. Bu tasdik ise hal ve dil ile olur. Sözlerinin de batıl olduğu meydana çıkar. Kaderiye'den Cem ve Ebu Hüseyin'in iman tanımak marifetten ibarettir. Sözünün batıl oluşu ise apaçıktır. Çünkü tanımak tasdik değildir. Nitekim Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini tanıdıkları halde tasdik etmemişlerdi. Allahu Teala onu çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Halbuki mümin değildirler buyurmuştur. Görülüyor ki imamımızın ve ona tabi olanların gittikleri yol her türlü itirazdan ari hak yoludur. Hasılı iman bir olur. İman sahipleri de asılda müsavidirler. Aralarındaki fazlalık ancak takva bakımındandır. İmanın hakikati fazlalaşmaz ve noksanlaşmaz. Zira iman cezm ve izan derecesine varan bir tasdiktir. Böyle bir tasdikte ise fazlalık veya noksanlık tasavvur olunamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın imanlarını arttırır ve buna benzer beyanları vahyin nüzulü zamanlarında imanın taalluk ettiği esaslar itibariyle veya imanın meyvesi ve sıfatları kuvvet ve zaafı hasebiyledir. Şeriatta iman ve İslam bir manadadır. Çünkü İslam hudud uymak ve bağlanmaktır. Bu da tasdikin hakikatinden ibarettir. Öyleyse iman ve İslam birbirinden ayrılmaz. Bu sözümüzü o beldede müminlerden kim varsa çıkardık.
Fakat orada Müslüman olarak bir ev halkından başkasını bulamadık. Ayet-i Celilesi teyit etmektedir. Bedeviler iman ettik dediler. De ki sizler iman etmediniz. Sadece İslam olduk deyiniz. Ayet-i Celilesinde İslam kelimesinin manası ise batını bir bağ olmaksızın zahiren bağlanmaktan ibarettir. Sonra şunu da bilelim ki mukallidin imanı sahih addolunur. Çünkü bir adam herhangi bir haberi verdiği vakit bir başkası onu tasdik ederse hiçbir kimse bu adam şu söze inandı veya şu adama inandı demekten men edilemez. Her ne kadar muhakemeyi terk ettiği için isyan etmişse de zira Nebi-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz daha muhakemenin ne demek olduğunu anlamayan bedevilerin ve emsalinin imanlarını kabul etmişlerdir. Hulefai Raşidin dahi böylece hareket ettiler. Allah'ın dini tektir. Arz ve semada Allah Teala'nın dini tektir. O da İslam dinidir. Nitekim Allah indinde hak din ancak İslam'dır. Ayet-i Celilesi de bunu gösterir. İslamiyet guluv ile taksir, teşbih ile tatıl, cebir ile kader, emniyet ile yeis arasında dosdoğru bir yoldur. Allah'ım bizim ruhlarımızı Müslüman olarak kabzet ve bizleri de iyiler arasına kat. İkinci bahçe Allah'a iman hakkındadır. Allahu Teala'ya iman vaciptir. Bu vücub alemin hadis olması ve ilmin varlıkların hakikatına ulaşmasıyla sabittir. Muhakkak olan bir şey var ki aklın erebileceği her şeyde aklın vereceği hüküm üç şeyden birisinin dışında kalamaz. 1. Vücub. Eğer bir şeyin varlığı bizatihi yani başka bir tesir ve sebeple değilse o vacibül vücuttur. Bu da ancak Allahu Teala'dır. 2. Mümteni. Eğer bir şeyin yokluğu bizatihi ise bu da mümtenidir. Allahu Teala'nın bir ortağının mümteni olması gibi. 3. Mümkün. Eğer bir şeyin varlığı veya yokluğu lizatihi değilse bu da mümkündür. Alem ve onun parçaları cüzleri gibi. Mümkün olan şeyler ise ya mütehayyiz olur ki buna cevher denir veyahut bu cevherde bir halden ibaret olur ki buna da araz denilir. Eğer cevher taksim kabul ederse buna cisim adı verilir. Taksim kabul etmezse cüzün la yetecezza denir. Araz ya canlı olanlara mahsus olur, ilim gibi veyahut canlıya mahsus olmaz, renkler gibi. Mümkün olan her şey varlığında ve yokluğunda bir müreccihe yani müessire muhtaçtır. Bu müessir ya muhtardır, dilerse bir şey yapar, dilerse yapmaz. Yahut da bizatihi onu yapmakla mükelleftir. Bu ise kendisinden istesin istenmesin eserin çıkması vacip olan şeydir. Güneşten ışığın çıkışı gibi. Daha evvel bir maddesi olmadan ve bir alet bulunmadan bir şey yapmaya ibda tabir olunur. İlk mahlukun yaratılması gibi. Madde ve alet var iken yapmaya da icat denir. Bazen İbda yerine icat tabiri de kullanılabilir. Şu halde bir lizatihi vacibül vücuda inanmak lazımdır. Bu da Allahu Teala'dır. Mümkünattan olan yani sonradan yaratılmış bulunan şu alemin varlığı bize gösteriyor ki Allah vardır. Bu alemin hudusu ise sonradan var olan birçok arazlar ile bir arada bulunmasından anlaşılır. Hadis olan bir şeyle bir arada bulunan şey de hadis olur. Arazların hudusu aşikardır. Zira bu arazlar her an varlıktan yokluğa, yokluktan varlığa değişip durmaktadır. Hadis olan bir şey ise
mutlak bir yapıcıya muhtaçtır. Eğer onun hudusu kendiliğinden olsaydı, tercih bila müreccih olması lazım gelirdi. Esasen bir sanat eserinin varlığı, bir sanatın varlığını, o da bir sanatkarın varlığını icap ettirir. Aynı zamanda o, vacibil vücudun tek olduğunu ve ortağı bulunmadığına da inanmak vaciptir. Faraza, vacibil vücut iki olsaydı, şayet bunlardan birisi diğerinin muhalefetini bertaraf etmeye muktedir değilse, aciz olması lazım gelirdi. Eğer muktedir ise, diğerinin aciz olması gerekirdi. Nitekim, eğer yer ve gökte Allahu Teala'dan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök fesada uğrardı. Ayet-i Celilesi bu hakikate işaret etmektedir. Yine Cenab-ı Hakk'ın Allahu Teala şehadet eder. Kendinden başka ilah yoktur. Melaike ve ilim sahipleri de buna şehadet ederler. Beyanı da aynı hakikati açıklamaktadır. Allahu Teala'nın kadim olduğuna da inanmak vaciptir. Zira kadim olmasaydı hadis olması gerekirdi. Hadis olunca da bir muhdise muhtaç olurdu. Bu ise devri ve teselsülü gerektirir ki her ikisi de batıldır. Allahu Teala'nın baki olduğuna inanmak da vaciptir. Çünkü kadim olan bir şeyin yok olması düşünülemez. Nitekim Cenab-ı Hak senin Rabbinin veçhi bakidir buyurmaktadır. Allah'ın benzeri hiçbir şey bulunmadığına da inanmak vaciptir. Çünkü ondan başka her şey hadistir. Hadis olan bir şeye benzemek ise uluhiyet vasfını yok eder. Bu ise Cenab-ı Hak hakkında elbette ki yanlış olur. Allahu Teala onun benzeri hiçbir şey yoktur buyurmaktadır. Keza Allahu Teala'nın bizatihi kaim olduğuna ne bir yere ve ne de kendini tahdit ve tahsis edici bir şeye muhtaç olmadığına inanmak da vaciptir. Eğer bir mekana sahip olsaydı, bu mekan onun için bir sıfat olurdu. Halbuki bu şekilde hadis olan bir vasıfla sıfatlanmaması icap eder. Eğer bir muhassısa muhtaç olsaydı, muhtes olması lazım gelirdi. Bu haller ise Cenab-ı Hak hakkında batıldır. Nitekim Allahu Teala, Allah bütün alemlerden müstagnidir buyurmaktadır. Allahu Teala'nın fail ve aynı zamanda da kendi ihtirarı ile fail, yapıcı olduğuna da inanmak vaciptir. Zira işler ihtiyarı ile değil de bizatihi gerektiği için olsaydı, ilk eseri kendisine tabi ve kendinin lazımı olurdu. Çünkü bu şart altında tasavvur edilen eser bizzat müstakil ve sabit olması sebebiyle müessirin lazımı olurdu. Eserinin eseri de aynı sırayı takip ederdi. Böylece zatının devamı müddetince bütün mevcudatında devam etmesi lazım gelirdi. Halbuki hal böyle olmamaktadır. Zira her an birçok hadiseler meydana gelip durmaktadır. Ayrıca eşyadan bir şeyin yok olması, onun zatının yok olmasını gerektirirdi. Zira lazımın yok oluşu, melzumun da yok oluşunu gerektirmektedir. Bu ise Allahu Teala hakkında muhaldir. Allahu Teala'nın zatı ile kaim olan ezeli bir takım sıfatları olduğuna da inanmak vaciptir. Sıfatlardan başlıcaları şunlardır. 1. Hayat. Hiçbir şey ile ilgisi ve hiçbir şeye taalluku yoktur. 2. İlim. Bunun vacipler, mümteniler ve mümkünlere taalluku vardır. 3. İrade. 4. Kudret. Bu iki sıfat ise sadece mümkün olan şeylere taalluk eder. 5. Tekvin. Bu da iradenin taalluk ettiği şeylere taalluk eder. Bu sıfatlardan birisi yok olsa, bulunmasaydı, hiçbir şey, hiçbir hadise vaki olamazdı.
Nitekim Allahu Teala o kendinden başka ilah olmayan hayat sahibidir. O her şeyi bilir. Dilediği şeyi yapar. Onun her şeye gücü yeter. Allahu Teala her şeyin yaratıcısıdır buyurmaktadır. 6. Semi işitme. 7. Basar görme. Bu iki sıfat da bütün varlıklara taalluk eder. 8. Kelam. Asla bir ses veya harf ile olmayan kelam sıfatıdır. Allahu Teala o işitici ve görücüdür. Allah Musa ile konuştu buyurmaktadır. Zira Allahu Teala bu sıfatlar ile muttasıf olmasaydı bunların zıtları ile muttasıf olması lazım gelirdi. Bu zıtlar ise bir takım tenakuzları icap ettirirdi. Bu ise Cenab-ı Hak hakkında muhaldir. Şu halde Allahu Teala kendine has bir hayat ile diridir. Bu dirilik bizim hayatımız gibi değildir. Kendi ilmiyle alimdir. Bizim ilmimiz gibi değildir. Kendi iradesiyle mürittir. Kendi kudretiyle kadir, kendi yaratmasıyla mükevvin, kendi işitmesiyle semi, kendi görmesiyle basir ve kendi konuşmasıyla mütekellimdir. Allahu Teala bütün vasıf ediciler onu vasfetmeden evvel de bütün bu sıfatlar ile muttasıf idi. Hem hiçbir zaman bu sıfatların kadim oluşundan bunların taalluk ettiği şeylerin de kadim olması gerekmez. Zira yaratmak yaratılmış olanın aynı değildir. Bundan dolayıdır ki fiil, yapma işi, mef'uf, yapılan şeyden elbette ki başka bir şeydir. Allahu Teala mahlukatı yaratmadan evvel ezeli olarak bu sıfatlar ile muttasıf olduğu gibi ebedi olarak da bu sıfatlar ile muttasıftır. Zira onda yeniden bir sıfat veya ismin meydana gelmesi veya onun kemal sıfatlarından birisinin kendisinden ayrılması bir nevi noksanlıktır. Bu ise muhaldir. Allahu Teala'nın sıfatları zatının aynı değildir. Çünkü sıfat mevsufun aynı olamaz. Bu sıfatlar zatının gayrı da değildir. Zira istilahta gayr, biri diğerinin aynı olmayan iki zata denir. Halbuki sıfat zat değildir. O halde gayrı da olamaz. Üstelik gayrın kadim olması, kadim olan şeylerin çoğalması da gerekmez. Allahu Teala'ya şey kelimesiyle tabir edilebilir. Fakat diğer şeyler gibi değildir. Zira diğer şeyler gibi bir cisim değildir. Keza cevher de değildir. Araz da değildir. Bir şekil sahibi olmadığı gibi bir hududu ve nihayeti de yoktur. Bir mahiyet ile vasıflanmadığı gibi bir keyfiyet ile de vasıflanamaz. Zira bütün bunlar sonradan oluşun hudus ve imkanın alametidir. Bazı ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde cihet ve cismiyetin işar edilme meselesine gelince fevk, yed, vecih gibi bu hususta en doğru olan yol ya bütün bunlardan kastedilen şeyin bir hakikat olduğuna inanmak ve onun ilmini Allah'a bırakmaktır ki selef-i salihin yolu da budur. Allahu Teala onun tevilini ancak Allah bilir buyurmaktadır. Şu halde Allah'ın yedi eli kudreti veyahut nimeti manasınadır denilemez. Zira böyle bir sözle yed sıfatı iptal edilmiş olur. Halbuki yed Allahu Teala'nın keyfiyetini bilemediğimiz bir sıfatıdır. Gazap, rıza, kader ve kaza da böyledir. Veyahut da bu ayeti kerimelerde veya hadis-i şeriflerde geçen kelimeler selef-i salihinden bazı alimlerin yaptığı gibi münasip şekilde tevil etmektir. Allahu Teala'ya hiçbir şey vacip değildir. İster o şeyi yapmakla salah mevzu bahis olsun,
isterse olmasın. Zira Allah-u Teala'ya herhangi bir şeyi yapmak vacip olsaydı, bu vacip olan şeyi yapmamak zemmi icap ettirirdi. Bu ise bir nevi noksanlık olurdu. Üstelik bu şey kendisinden başka birisinin fiiliyle sonradan kemal bulan bir şey olurdu. Bu ise Allah-u Teala hakkında muhaldir. Eğer böyle bir icap ettirme yoksa bu takdirde vücub tahakkuk etmez. Dünya ve ahirette, yani bütün alemlerde ne varsa hepsi onun ilmi, iradesi, kudreti ve yaratmasıyla meydana gelmiştir. Çünkü bir kısım şeyleri bilmemek veya bazı şeylerden aciz olmak Allah'ın sıfatlarına tenakuz teşkil eder. Başka birine muhtaç olmayı icap ettirir. Allah-u Teala'nın dilediği şey olur. Dilemediği şey asla olamaz. Zira onun iradesi olmadan başkasının dileğinin tesirli olması yenilginin işaretidir. Bu ise Allah-u Teala hakkında muhaldir. Zira onun ne benzeri vardır ne de zıddı. Bir lütuf ve ihsan eseri olarak dilediği kimseye hidayet nasip eder. Günahlardan korur ve afiyet ihsan eder. Adli ilahisi olarak da dilediği kimseyi delalette kor, yardımından mahrum eder ve bir takım mihnetlere, musibetlere uğratır. Zira bütün bunlar Hakk'ın zorlaması ve muzdar bırakması ile değil de kullarından kendi ihtiyar ve tercihleriyle sadır olacak taat, isyan, küfür, iman gibi bir takım ameller hakkında ezelde sevk eden ilmi ilahi iktizasınca mülki ilahideki tasarrufu ilahilerdir. Allah-u Teala'nın fiilleri herhangi bir garazla illetlenemez. Zira herhangi bir gaye ve maksat için bir şeyi işlemiş olsaydı, bu hal bizatihi noksanlığı icap ettirir ve aynı zamanda da başka bir şeyin sebebiyle kemal bulmayı gerektirirdi. Bu ise Cenab-ı Allah hakkında muhaldir. Bazı ayet ve hadis-i şeriflerde Allah'ın fiillerinin bir takım maksatlarla illetli olduğunu hissettiren sözler ancak ve ancak bu fiiller üzerine terettüp eden bir takım faide, meyve ve sonuçların ifadesidir. Yoksa bu fiillerin illetleri değildir. Allah-u Teala ahirette cennet ehli tarafından hiçbir örtü ve keyfiyet olmadan görülecektir. Çünkü Allah-u Teala o günde bir takım yüzler Rablarına bakarak neşeleneceklerdir buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de siz Rabbinizi 14. gecede aynı gökte gördüğünüz gibi göreceksiniz buyurmuşlardır. Esasen akıl da kendi haline bırakılsa böyle bir görülmenin mümkün olamayacağına hükmetmezdi. Allah-u Teala dualara icabet eder, hacetleri görür. Zira Allah-u Teala dua eden kimsenin bana dua ettiği vakit duasına icabet ederim buyuruyor. Keza bana dua ediniz ben de size icabet edeyim buyurmaktadır. Cenaze namazları ve yağmur duaları bize gösteriyor ki dua ve sadakada ölü ve diriler için faydalar vardır. Üçüncü bahçe, meleklere inanmak hakkındadır. Melekler, canlılar terkibinde yaratılmış bir takım ruhani mahluklardır. Allah'ın izniyle muhtelif şekillere girebilirler. Erkeklik ve dişilik gibi sıfatlar ile vasıflanmazlar. Zira bu hususta ne bir nakil varit olmuştur ve ne de akli bir delil vardır. Bilakis melekler Allah'ın mükerrem kullarıdır. Allah-u Teala kendisine delil olsun diye onları halk etmiştir. Yoksa onlara ihtiyacı olduğu için değil, onları hizmetine vakfetmiştir. Asla yardımcı olsunlar diye değil. Onlar Cenab-ı Hakk'ın sözü önüne asla geçmezler, ancak emriyle iş yaparlar. Bunlar Allah ile
kullar arasında Allah'ın elçisidir. Allahu Teala'nın emriyle inerler ve çıkarlar. Allahu Teala, Allah melekleri kanatlara sahip elçiler yapandır buyurmaktadır. Hem bunlar sınıf sınıftır. Miktarını Allah'tan başka kimse bilemez. Zira Cenab-ı Hak, Rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilemez buyurmaktadır. Melekler Allah ordusunun en büyüğüdür. Bunların başkanlarından 3 melek hayat ile görevlidir. Bunlar 1. Cebrail aleyhisselam vahiy ile görevlidir. Kalp ve ruhun hayatı bu vahiy ile kaimdir. 2. Mikail aleyhisselam yağmur ile görevlidir. Bütün nebatatın hayatı onunla mümkündür. 3. İsrafil aleyhisselam sura üflemekle vazifelidir. Bütün mahlukatın öldükten sonra dirilmeleri o sura üflemek ile olacaktır. Azrail aleyhisselam ise ruhların kabzi ile görevlidir. Meleklerden bir kısmı göklerde, bir kısmı yerlerde, bir kısmı cennet ve bir kısmı da cehennemde görevlidir. Bir kısım melekler ise insanların amellerini yazmakla görevlidir. Allahu Teala, Allah indinde çok şerefli katipler vardır. Onlar işlediğiniz şeyleri bilirler buyurmaktadır. Bir kısım melekler ise öldükten sonra kabirde sual sormakla vazifelidir. Ayrıca diğer işler ile de vazifeli melekler vardır. İnsanların melekleri asli şekilleri içinde görmemesinin sebebi onların güzellik ve heybetlerine karşı dayanamamalarındandır. Meleklerin elçileri, rasulleri, avam-ı beşerden icmaen hatta zaruri olarak eftaldir. Beşerin rasulleri ise meleklerin rasullerinden, beşerin umumu da meleklerin umumundan eftaldir. Nitekim Allahu Teala meleklere Adem'e secde ediniz dedik de onlar da hep birden secde ediverdiler buyurmaktadır. Zira insan ilmi ve ameli, fazilet ve kemalatı bir takım engeller karşısında elde eder. Bir takım engeller ve maniler karşısında ibadet yapmak elbette ki daha güç ve ihlas da dahli ve tesiri daha fazladır. Bu bakımdan insan faziletçe meleklerden üstündür. Melekler insanlar gibi isyanda bulunmazlar. Gerçi Harut ve Marut sahih olan kavle göre iki melektir. Onlardan küfür, günah-ı kebair sadır olmamıştır. İnsanlara vaz ve nasihatte bulunurlardı. Biz fitneyiz, sakın küfrani nimette bulunmayınız derler ve sihir öğretirlerdi. Sihrin öğrenilmesinde bir küfür yoktur. Küfür ancak sihrin yapılmasının caiz olduğuna itikat etmekte ve sihir yapmaktadır. Bu iki meleğin azaplandırılması ise peygamberlerin kendilerinden sadır olan bazı zellelerden dolayı itap görmesi gibi bir itap görmedir. İblis ise meleklerden değildir. Ancak onlar arasında hüviyeti gizlenmiş bir cinni idi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Bunun içindir ki onlardan istisna edilme keyfiyeti taglib tarikiyle sahih olmuştur. Sonra Allahu Teala onu ve sülalesini bir iptila olarak insanlara musallat etmiştir. Şeytanların insanlar üzerinde zahiri tesirleri vardır. Nitekim Cenab-ı Allah, şeytan onlara amellerini süslemiştir buyurmaktadır. Batıni tesirleri de vardır. Allahu Teala buna işaret olarak insanların göğüslerinde vesvese verirler buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şeytan insanoğullarında kanın cereyan ettiği yerlerde cereyan eder buyurmuşlardır. Allahu Teala şeytanları istedikleri şekle sokar, vesvese verirler. İnsanlar şeytanı Allah'ın bir rahmeti olarak asli şekillerinde göremezler.
Zira aslında suretleri pek çirkin ve kötüdür. Sahih olan kavle göre bunlar çoğalırlar, yumurta yumurtlarlar, bu yumurtalarda insanın işlediği kabahatler, pislikleri üzerinde fol olup yavrular çıkarırlar. Cinniler ise Allahu Teala'nın şeytanlar gibi görünmeyen mahlukudur. İnsanlar gibi mükelleftirler. Allahu Teala cin ve insi ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Dördüncü bahçe Allahu Teala'nın kitaplarına inanmak hakkındadır. Allahu Teala'nın kitaplarının hepsi de Allahu Teala'nın kelamıdır. Zira kitaplar hiçbir keyfiyet olmaksızın Cenab-ı Hakk'ın hitaplarını dinlemek suretiyle gelmiştir. Yahut da tebliğe memur bir melek tarafından tebliğ suretiyle gelmiştir. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Davud'a indirilen Zebur, İsa'ya indirilen İncil ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim gibi. Melek ve peygamberlerin bu kitapların lafzı ve manasında bir değişiklik yapmaya hak ve selahiyetleri yoktur. Onlar sadece vahiy tarzında veya indirilmek suretiyle veyahut dinlemek suretiyle kendilerine bildirilen şeyi aynen tebliğ ederler. Allahu Teala bu kitaplardan başka peygamberlerine bir takım kitaplar daha indirmiştir. Bunların adet ve isimlerini ancak kendisi bilir. Nitekim Allahu Teala Allah müjdeleyici ve inzar edici peygamberler gönderdi. Onlarla beraber bir takım kitaplar indirdi buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Sonradan yaratılmış değildir. O, musaflara yazılan, kalplerde muhafaza olunan, dillerle okunan, kulaklarla dinlenilen bir kitabı mübindir. İçinde Musa aleyhisselam, Firavun ve diğer kimseler hakkında anlatılan kıssalar hep kelamullah'tır. Onların hallerinden haber vermektedir. Sadece Kur'an-ı Kerim'i telaffuz edişimiz, onu okuyuşumuz, yazışımız. Musa'nın ve diğer kimselerin kendilerine ait sözleri ise mahluktur. Kur'an-ı Kerim'i beşer kelamı zanneden kimse küfre girmiş olur. Zira böyle bir zanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamak manası vardır. Kitap ve sünnette bulunan naslar bir delili kat'i mani olmadıkça zahirine hamdolunur. Zahiri manaları bırakıp da batın ehlinin iddia ettikleri manalara sapmak ilhattır. Zahiri manaları kabul etmemek de küfürdür. Keza sünnet ve şeriat ile alay etmek, bir günahı helal addetmek, günahı umursamamak küfürdür. Zira bütün bu hareketlerde tekzip alametleri vardır. Akıbetinden emin olmak veya ümidini kesmek de küfürdür. Çünkü Cenab-ı Hak, Allah'ın rahmetinden ancak kafir olan kimseler ümitlerini keserler buyurmaktadır. Keza Allah'ın azabından ancak hüsranda olanlar emin olurlar buyurmaktadır.